İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 10. Bakanlar Kurulu. Neden dersin? Boske barlı vatandaşlar Avrupa Birliği gözlemcilerini kovdu. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenisi kronolojisi. Avrupa Birliği, Yerevan ile Bakü arasında barışı tesis etmek için şimdi doğru zaman olduğuna inanıyor. Soykırım sırasında Japonlar, Ermeni ve Rumların kaçmasına yardım etti. Kültürel soykırım, kültür sit. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 10. Bakanlar Kurulu 15 Nisan'da gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Armen Huy Sahakyan, Yerevan'da Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armeniosit kurbanlarının anısına düzenlenecek olan anma törenlerinin organizasyon faaliyetlerini anlattı. Batı Ermenistan Cumhuriyetinin ilk devlet başkanı Armen Kaprahamyan, Davuş'ta köylerin düşmana teslim edileceği yönünde dolaşan dedikodulara değinerek Batı Ermenistan'ın tutumunu dile getirdi. Armen Agabrahamyan ayrıca yakın gelecekte daha detaylı konuşacağımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir davayı daha başlattığından bahsetti. Dersim adı 17. yüzyıla kadar görülmemektedir. Batı Ermenistan'ın işgalinden sonra halk arasında tarihi temelli bir geleneğin korunduğu Mananahik, Karya ve hatta Zruan yer adlarının yerine Dersim kullanılmaya başlandı. 1604 yılında Şah Abbas bir yandan Doğu Ermenistan'ın müreffeh yerleşim yerlerini, kasaba ve köylerini yakıp Ermeni nüfusunu da beraberinde İran'a götürürken diğer yandan Sinan Paşa'nın müttefiki Celaliler Batı Ermenistanı Karin'e kadar olan bölgeyi yok etti. 1605 yılında ilkbaharda Celalilerin katliam ve yıkımlarından dehşete düşen Karin, Yerzinka, Akna ve Kamah'ın Ermeni nüfusu Evlerini çıplak ve yalın terk ederek, vatanlarını ise çorak ve susuz bırakarak Konstantinopolis ve Trakya bölgelerinde yardım ve yaşayacak yer arayarak Batı illerine sığındı. İşte o felaket ve trajedi yıllarında bir yandan da vatanını terk etmemekle birlikte Celaliler'in soygun ve katliamlarından kaçınmak için birçok bölgedeki Ermeni nüfusu da din değiştirmeye yönelmişti. Böylece Keşiş Dağı eteklerinde bulunan Sıbingor ve Çardahlı eteklerine kadar olan Ermeni köylerinin vatanlarını terk etmek yerine din değiştirmeyi tercih ettikleri söyleniyor. Zaten 2010 yılında işgal altındaki Diklanagert'te Dersim Ermenileri Birliği kuruldu ve kısa sürede üyeleri Tunceli Dersim doğumlu 600 aileyi bir araya getirdi. 2010 yılında mahkemeye başvurarak adını ve dini inancını değiştiren Dersim Ermenileri Derneği'nin kurucusu Selahattin Gültekin. Gültekin'in adı bundan sonra Mihran Pırgıç oldu. Mihran, Dersim'de Ermenilerin artık Türkçe ve Kürtçe isim taşımasını istemiyorum diyor. Mihran'ın bir sonraki adımı oğlu ve yakınlarıyla birlikte vaftiz olmak oldu. Mihran yaklaşık iki saattir birliklerinin resmi kaydını okuyamadığını söyledi. Mihran 50 yıl boyunca başkalarının inancıyla yaşadıktan sonra kimliğimi savunduğum için rahatım dedi. Avrupa Birliği gözlemcileri önceki gün Doğu Ermenistan'da Voskebara'yı ziyaret etti. Ayrıca Yerevan Noyemberyan yolunun bazı kısımlarını geçerek Ala üzerinden Voskebara ulaştılar. Gözlemcilerin ziyaretini öğrenen Voskebar halkı onlarla buluşmak için acele etti. Ancak gözlemciler İçevan Voskebar yolunu atladıklarını çünkü bu yolun ve çevre bölgelerin Azerbaycanlı olduğunu düşündüklerinde Voskebar halkı ile Avrupa Birliği gözlemciler arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Voskebar halkı kendi topraklarının Azerbaycan olarak kabul edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek gözlemcileri dışarı attı. Voskebar vatandaşları da 3. Kolordu Komutanı Karakim Boğusyan ile benzer bir görüşme yaparak Boğusyan'ın siyasi liderliğine Voskebar sakinlerinin davuştan toprak devretmesine izin vermeyeceklerini iletmeye çağırdı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kronolojisi 1915 Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik uygulanan sürgün ve katliamların başlangıcı 1915 1916'da Zeytunlular meşru müdafaa yoluna gittiler ama başarısızlıkla sonuçlandı. Mart 1915'te Zeytunlu Ermeniler zorla yerlerinden edilmiş ve Derzor çölüne sürülmüştür. Çoğu katledildi, hayatta kalanlar Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında sınır dışı edildi. Nisan-Haziran aylarında askere alınan Ermeni askerlerinin yok edilmesinin ardından 1915 yılından 24 Nisan'ında Ermenilere ikinci ağır darbe vuruldu. O gün aralarında Türk Parlamentosu Meclisi'nin Ermeni üyeleri, yazarlar, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler, doktorlar, tanınmış kişiler, din adamları ve sanatçıların da bulunduğu seçilmiş bir grup Batı Ermenistan'da aydın yaklaşık 800 kişi Konstantinopolis'te tutuklandı ve herhangi bir resmi suçlamada bulunmadan sürgüne gönderildi. Hepsi sürgüne giderken ya da sürgüne vardıklarında yok edildi. Ermeni partisi ve siyasi figürler sistematik olarak tutuklanıp öldürüldü. Zeytun'un ünlü lideri Nazara Çavuş, Van'ın önde gelen ulusal figürü İşhan, Urfa Ermenilerinin tüm liderleri yaklaşık 100 kişi bu kaderi paylaştı. 1915 Haziran'da siyasetçi Paramaz Lideli'ndeki Sosyal Demokrat Hınçakyan Partisi'nin 20 üyesi Konstantinopolis'in Beyazıt Meydanı'nda asıldı. Osmanlı hükümetinin amacı Batı Ermenistan Ermenilerinin derhal başını kopartmak, onları askeri güçten, siyasi ve entelektüel liderlikten mahrum bırakmak, Ermenileri parçalayıp morallerini bozmak ve böylece Ermenilerin direniş örgütlenme ihtimalini engellemekti. Yaklaşık 60 bin Ermeni askerinin yok edilmesinin ve Ermeni aydınlarının kafasının kesilmesinin Batı Ermenistan Ermenileri açısından ölümcül olduğu söylenebilir örgütlenmenin ve direnişin gücünü kaybetmesi, soykırımın Armenosid'in göreceli kolaylığı ve büyük ölçekliyle açıklanıyor. Bundan sonra kıyıcılar Ermeni nüfusunun büyük bir kısmını kendi beşinde Batı Ermenistan'da Kilikya'da zorla yerinden etmeye ve yok etmeye yöneldi. Ermeni katliamları ve sürgünleri işgal altındaki Batı Ermenistan'ın tamamını kapsıyordu. Avrupa Birliği Siyasi ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Delfin Prok, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için somut adımlar atmanın zamanının geldiğini belirtti. Prok bu konuyu X mikroblogunda paylaştı. Bakü'nün Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Acı'ya ve mevcut zorluklara yaptığı gezi için teşekkür eden Prong, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için somut adımlar atmanın zamanının geldiğini belirtti ve Avrupa Birliği işbirliğini derinleştirmeye ve barış çabalarını desteklemeye devam etmeye hazırdır diye yazdı. Prank ayrıca Avrupa Birliği'nin mayın temizleme konusunda Bakü'nün en büyük destekçisi olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği, kadın mayın temizleme ekibini eğiterek kadınların güvenlikteki rolünün arttırılmasına yardımcı oluyor. Bölgede barış ve istikrar için somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Avrupa Birliği, işbirliğini derinleştirmeye ve barış çabalarını desteklemeye devam etmeye hazırdır diye yazdı. 2010 The Armenian Weekly dergisinde yayınlanan yazımda Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit sırasında Japonların Ermenilere nasıl insani yardım yaptığını aktardım. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasında Japonların insanlığına dair belki en anlamlı hikaye 1922'de Japon gemisinin kaptanı ve mürettebatı tarafından anlatılmıştı. Zımurnia, İzmir felaketinden sonra limana kaçan mültecilerin hayatlarını kurtarmaktı. 9 Eylül 1922'de ne zaman Türk Milliyetçi Birlikleri şehre girip ele geçirdi, yüz binlerce Ermeni ve Rum göçmen Zımurnia, İzmir limanına kaçtı. Kentin Türkler tarafından ele geçirilmesiyle Ermeni ve Rum vatandaşların katledilmesi ve sürgün edilmesi olağan hale geldi. Dört gün sonra şehrin Ermeni kesiminde çıkan yangın şehrin büyük bölümünü yok etti. Felakete tanık olan yaklaşık 20 müttefik savaş gemisi ve kargo gemisi aralarında bir Japon gemisinin de bulunduğu iskelede duruyordu. Pek çok yabancı delirmenin eşindeki mültecileri kurtarmak için Japon gemisinin nasıl seferber olduğuna tanık oldu. Uluslararası Zmir'in Koleji'nden Amerikalı profesör birsin eşi bayan Ann Harlow Beers, Zmir'in yakılması sırasında çaresiz mültecilerin rıhtımdan nasıl toplandıklarına tanık oldu. Kurtarmayı ümit eden kadın ve erkeklerin yüzerken boğuldukları görülebiliyordu. Anna şöyle yazıyor: "O dönemde iskelede binlerce dolar değerindeki çok değerli ipek, dantel ve Çinilerle yüklü bir Japon yük gemisi de yeni gelmişti. Japon kaptanı durumu görünce tereddüt etmedi ve yükün tamamını iskelenin kirli sularına döküldü ve yüzlerce göçmen gemiye bindi. Pireye götürüldüler ve güvenli bir şekilde Yunanistan kıyılarına indiler. Bu durum Stavridis tarafından Amerika'daki uluslararası Helen Bakfı dergisinde yayınlanan bir makalede dile getirildi. Bununla ilgili New York Times dergisinde bir haber daha var. 18 Eylül 1922'de İzmir felaketinde yeni gelişmeler sonucunda göçmenler gelmeye devam etti. 14 Eylül çarşamba günü İzmir'de mültecileri taşıyan 6 buharlı gemi vardı. Bir Amerikalı, bir Japon, iki Fransız ve iki İtalyan. Amerikan ve Japon vapurları tüm gelenleri belgelerini kontrol etmeden kabul ederken diğerleri yalnızca pasaportu olan yabancıları Kabul ediyordu. 2020 yılından sonra Şuşi şehri Bakü'nün işgal altındaki Arsat topraklarındaki Ermeni tarihi ve kültürel izlerini yok etme, yabancılaştırma ve kamulaştırma politikasının merkezinde yer almaktadır. Savaşın bitiminden sonra Bakü'nün devlet politikası hemen Şuşi'deki Ermeni tarihi ve kültürel ortamının dönüştürülmesi ve kamulaştırılmasına yöneldi. Bu politikanın Sovyet yıllarında 1960'larda şu şehrinin tarihinin düzenlenmeye başlandığı ve bunun sonucunda bilimsel ve popüler literatürde sunulmaya başlandığı şehrin tamamen Azerbaycan şehri olarak algılanması, Ermeni kültürel ve tarihi mirasından bahsedilenlerin yavaş yavaş azaltılması ve ardından genel olarak bunlar hakkında sessiz kalınmasıyla belirtilmelidir. 2022 yılında Bakü hükümeti işgal altındaki Şuşi kentindeki eski gerçek okul binasının restorasyonu için fon ayırdı. Mayıs 2023'te Şuşi'yi ziyaret eden İlham Aliyev binanın restorasyon projesiyle tanıştı. Restorasyon çalışmaları sırasında ana cephede yer alan binanın mimarı Grigor Arakelyan'a ait yazıtın kasıtlı olarak silinmesinden korkuluyor. Korku, resmi Bakü'nün Şuşi'nin Ermeniliğine dair tüm izleri nihayet silmeye çalıştığı gerçeğine dayanıyor. Bu şehri simgeleyen iki kilisenin Gazançetot Katedrali ve Yeşil Kilisenin Ermeni tarihi mezarlıkları gibi yani şehrin nihai yıkımının restorasyonu ile açıkça kanıtlanıyor. Şuşi şehrinin gerçek okulunun 1881 yılında kurulduğunu da belirtmek gerekir bu okullardan gelen öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek öğretim kurumlarına girebilmektedirler. Burası devlet statüsünde olan ve eğitimin Rusça'ya yapıldığı bir okuldu. Okulun faaliyetleri başlangıçta Şuşili Zengin Mofses Bey'in evinde, daha sonra Kafkasya Valisi'nin kararıyla Ermeni Mahallesi'nde inşa edilen küçük bir binada düzenlendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İveten Mukutcan ve Sevak Hanakyan tarafından seslendirilen Mezvoçin Çihakti adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.